Merhaba sevgili Business Channel Türk izleyicileri, bir işkolik programından daha seslenmekteyiz sizlere ve her zaman olduğu gibi herkesi ekranlara başına davet ediyoruz. Bugünkü konuğumuz Ayurveda danışmanı, yoga eğitmeni, müzik terapisyeni Sayın Çağan Gün Işıklı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk Sema Hanım. Evet, bizler ve izleyicilerimiz Sayın Çağan Gün Işıklı kimdir? Sizin dilinizden sizi tanımak isteriz. Dinliyoruz, buyurun. Çok teşekkür ederim. Öncelikle bu güzel fırsatı bana verdiğiniz ve bu oldukça keyifli stüdyolara beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Estağfurullah. Hoş Bu geldiniz. bir Sefalar keyif benim getirdiniz. için. Sağolunuz. Şöyle. Çağan Gün Işıklı olarak aslında kendimden bahsetmeyi yıllardır hiç sevmiyorum ve hoşlanmıyorum. Bu kısmı son derece kısa geçmeye çalışacağım. Çünkü hani insanın yaptığı işler konuşur ya, insanın kendini anlatması, övmesi, o yüzden bana çok yabancı geliyor. 1979 Ankara doğumluyum. Uzun yıllarımı klasik bale üzerinde eğitim alarak geçirdim. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı'nda sahne sanatları bale bölümünde eğitim gördüm. Aynı zamanda da piyano ana sanat dalında da piyano eğitimi gördüm. Daha sonrasında Yakın Doğu Kıbrıs Yakın Doğu Üniversitesi'nde radyo, televizyon, sinema üzerine eğitim aldım ve Orta Doğu Teknik Üniversitesi'nde medya ve kültürel çalışmalar alanında da yüksek lisansımı tamamladım. Ayurveda benim hayatımın neredeyse bütünü diyebilirim. Ayurveda ve yoga yaklaşık 25 yıldan beri benim hayatıma damgayı vuran yaşam şeklim, yaşam stilim, yaşam biçimim diyebileceğim iki büyük alan. Bu alanda kendi çalışmalarımı çocukluktan ta Rus eğitmenler ve konuyla ilgili yabancı uzmanlarla almıştım. Ama daha sonrasında bir takım rahatsızlıklar geçirdim. Bu rahatsızlıklar kronik diyebileceğimiz işte Akdeniz anemisinden omurga ve bel fıtıkları, boyun fıtıkları, işte trafik kazaları, immün sistemle ilgili çok ciddi rahatsızlıklar, çeşitli felçler, beni yaşamdan alıkoyan, yatakta yatmamı yol açan ve paralize olup hayattan, yaşam kalitemden hatta hayattan soğumama yol açabilecek çok ciddi rahatsızlıklar geçirdim çok genç yaşlarımda. Ve doktorlar, hastane, batı tıp sistemiyle çok haşır neşir oldum. Birçok iç organım alındı, incelendi, tek tek bakıldı, açıldı, edildi filan. Bazılarına çare buldular ama buldukları çareler çok kısa ömürlü oldu. Bazılarına hiç çare bulamadılar, anlayamadılar. Ama benim bedenim bir hayli laboratuvar faresi gibi bir inceleme alanına getirildi. Çok mutsuz bir gençlik dönemi geçirdim dolayısıyla hani uzunca bir zaman. Ve dedim ki yani ben akıl sahibi bir insan olarak araştırsam, baksam, etsem bunların bir alternatif yolu yok mudur? Alternatif tedaviler denilen şeyler nelerdir diye baktığım zaman zaten çok uzun yıllardır içinde olduğumu, bir kısmını zaten uyguladığımı, bir kısmını için de gerçekten ciddi bir eğitim almam gerektiğini anladım ve dünyada yolculuğuma çıktım. Alman, Rus ve Hintli alanında uzman terapisyenlerle uzun müddet süren yurt dışında ve yurt içinde eğitimler aldım, tamamladım eğitimlerimi. Bu eğitimler benim kendi tedavim içindi aslında. Yani öncelikle derdim hani her koyun kendi bacağına asılır gibi tabii ki kendime şifa bulabilmekti. Çünkü yani doktorlardan biraz yüz çevirmiştim. Hani doktorlar evet işlerini çok iyi yapıyorlar vesaire filan ama bakarsak bazı alanlarda da sıkıntılar yaşamak mümkün. Dolayısıyla ben biraz çizgi dışına çıktım ve gerçekten şifalanma sürecimde çok yararlandım. Sonrasında da hani belki bir alan şöyle bir dürtmesiyle, bir yönlendirmesiyle konu üzerinde çalışan uzmanlar bana dediler ki sen çok ilginç bir hastasın. Biz seninle çok enteresan noktalara geldik. Yani felçten, yataktan, 2-2,5 yıllık süren bir ağır felçten, boyundan aşağısı felçten kalktın. Bu noktalara kadar geldin. Hiçbir şey yokmuş gibi yürüyorsun, koşuyorsun, dans ediyorsun. Bu hakikaten çok ciddi bir süreç. Sen bunu neden artık öğretmiyorsun insanlara? Sen bu şekildeki insanlara yardımcı olsana dediler ve ben de o zaman bir ampul yandı. Hakikaten dedim neden ben de yardım etmeyeyim? Ve ondan sonra bir süreç başladı. Bu alternatif tıp konusu da benim
hani yaptığım işte yoga, egzersiz terapileri, LSF isminde bir branş, özellikle yeni doğduğu Türkiye'de bunun ilk ve tek uygulayıcısıyım. Bunların başlama süreci benim aslında kendi yaşadığım sağlık problemleriyle başlamış oldu. Evet, öyleyse Ayurveda hayatınıza nasıl girdi diye sormayacağım. Bunu özetlemiş oldunuz. Evet. Sadece şunu sormak istiyorum. Ayurveda nedir ve sağlığımız için neden önemlidir? Evet. Şimdi Ayurveda aslına bakarsanız resmi kayıtlara göre 5000, resmi olmayan kayıtlara göre 20 bin yıllık eski bir Hint tıbbı. Evet. Bugün günümüzde Hindistan'ın kendi çehresinde bile uygulanamayan, Hintli vatandaşların bile yararlanamadığı antik bir tıp bu. Bu tıp bugün pek çok alanda olduğu gibi aslında batılı uzmanlar tarafından alınmış, incelenmiş ve daha sonrasında dünyanın birçok yerinde çok ciddi klinikler, hastaneler, doktorlar bunun üzerinde yetiştiriliyor. Tabii Hindistan'da da bu var. Yani asıl dünyanın en iyi Ayurvedik üniversiteleri ve Ayurvedik doktor yetiştiren yer Hindistan'da. Fakat oraya girebilmek, öğrenci olabilmek son derece zor. Öncelikle klasik bir batı tıbbını tamamlayıp bir doktor olmanız gerekiyor. Doktor, Ayurvedik hekim olmak istiyorum dediğinizde. Daha sonrasında da 5 ila 13 yıla varabilen bir eğitim süreci var. Ayurvedik doktor ve hekim olmak için doktorun oraya girip öğrenci olması konusu. Şimdi bakarsanız bu eski Hint tıp sisteminin günümüzde son derece artık moda. Hani pek çok şey bir ara ortaya çıkıyor, çok popüler oluyor. Daha sonrasında insanlar fayda görüyor vesaire. Ha, Türkiye'de bakarsak Ayurveda neredeyse hiç yok. Türkiye'de birçok şey gibi daha henüz çok yeni, az biliniyor diyeyim ben. Hani Türkiye'de Ayurvedik hekimler hiç yok. Ayurvedik danışmanlar benim gibi birkaç tane var. Bunlardan bazıları farklı branşlarda çalışmalar yapıyorlar ve yabancılar Türkiye'de Ayurvedik danışmanlık yapıyor. Almanlar, İsviçreli, Danimarkalı gibi çeşitli danışmanlar var. Ayurveda'nın tarihçesi bize şunu gösteriyor ve öğretiyor ki insan hastalanmaya çok meyleden bir varlık. Yani başınız ağrıdığından tutun da işte günlük yaşanılan problemlere kadar. Fakat bu problemlerin çözümü illa ilaç alayım, illa işte doktora gideyim, illa ameliyat olayım filan değil diyor. Ayurveda diyor ki her şeyin çözümü doğada var. İnsan diyor önce kendi bedenin mekanizmasının nasıl çalıştığını bir öğrendiği zaman, doğayı bir öğrendiği zaman, bu ikisini meç ettiği zaman Ayurvedik sağlık mümkün. Çünkü Ayurvedik sağlıkta hastalanma diye bir şey yok. Hiç hastalanmıyorsunuz. Yani ben yıllar yılı çok uzun rahatsızlıklar ve çok acı verici tedaviler geçirdikten sonra Ayurveda'ya başladığımda ki yaklaşık 22 yıl oldu, 17 yıldır da Ayurvedik danışmanlık yapıyorum, hiç hastalanmadım. Rahatsızlıklarımı bir bir iyileştiği gibi daha sonrasında günlük olabilecek rahatsızlıkları bile yaşamıyorum. Şimdi burada ben ve eğitim verdiğim, danışmanlığını üstlendiğim hasta, ilgili öğrenci vesaire, onlar da aynı faydaları yaşıyorlar. Sorun burada benim öğretmiş olmam vesaire kesinlikle değil. Ayurvedik hekimlik sistem içerisinde yer alıyor. Yani doğa bunu bize zaten sunuyormuş. Fakat bizim bilgimiz eksikmiş bu konuda. Ayurveda bunu öğretiyor. Element teorisi var, bunu öğretiyor. Evet, biraz açar mısınız? Peki danışanlarınız ve siz Ayurveda'dan nasıl faydalanıyorsunuz? Evet. Şimdi öncelikle ben tümüyle Ayurvedik bir yaşam izliyorum. Ben ve benim oğlum bizim evimizde tümüyle bir Ayurvedik yaşam hakim. Bunu şöyle kısaca özetlemek mümkün. Her şey hakikaten boğazdan, hani can boğazdan gelir diyoruz ya, can boğazdan da gidiyor. Öncelikle iş beslenme. Ağzımızdan giren her şey bizim sağlığımıza da hizmet ediyor olabilir, hastalanmamıza da hizmet ediyor olabilir. Şimdi bu konu ciddi bir beslenme alışkanlığı geliştirmekle mümkün. Yeni Evet. bir beslenme sistemi, yeni bir hayata bakış açısı ve
yediklerimizden sorumlu olmak. Yani bu şu hemen şunu getiriyor akla. Türkiye'de özellikle kadınların korkulu rüyası. Hemen diyet mi yapacağım? İşte hayatım diyetle mi geçecek? Diyetle bunun alakası yok açıkçası. Çünkü Ayurveda diyor ki her insan bir kar tanesi gibi özel. Hiç kimse diyor birbirine benzemiyor. Dolayısıyla her insanın bir doşa sistemi var. Doşa sistemine göre her insanın aldığı doğuştan ve daha sonrasında geliştirdiği element sistemi chartı farklı. Bu sistemdeki dengeye göre o kişinin bazı gıdaları tüketmesi, bazılarını tüketmemesi gerekiyor. Bazılarından biraz yemesi, bazılarından da yese de olur, yemese de olur gibi bir liste sunuyor. Ayurvedik bir analiz alıyorsunuz, bir danışmandan olması gerekli bu tabii. Bu kendi analizinizi yaptırdıktan sonra size bu önünüze çıkıyor. Yani peki bu analizden biraz bahsedebilir misiniz? Nasıl yapılıyor? Evet, şimdi yani bu konuda bir talebi olan kişi ya merkezimize geliyor, bizimle irtibat kuruyor veya internette de 3-5 ayurvedik analiz nasıl yapılır falan diye böyle formlar var. Hani onların birçoğu çok eksik bilgi olduğu için ben güvenemiyorum. Ama bir ayurvedik danışmanla yapılması çok iyi. Ayurvedik danışman sizden bazı bilgiler istiyor. Hani bunların içinde işte röntgenler, kan tahlilleri vesaire gibi bir sürü olması gerekli şey olduğu gibi aynı zamanda da kendine ait bir soru bankası var. O soru bankasını doldurmanızı istiyor. Soru bankasını dolduruyorsunuz. Onun içinde çok enteresan sorular var. Hiç aklınıza gelmiyor. Hiç düşünmediğiniz birçok soru var. O soruları doldurduktan sonra da bir küçük mülakat, özel bir tamamen hani top secret denilebilecek, kimseye söylenmeyecek, belki eşinizle bile paylaşılmamış soruların olduğu çok özel bir mülakat yapılıyor. Bütün bu bilgiler alınıyor, derleniyor, toplanıyor. Ortalama bir haftalık süreç içerisinde bir analiz çıkıyor. Evet. Bu analizde size bir tablo veriliyor. Deniliyor ki siz böyle bir ayurvedik doşa sahibisiniz. Evet. Bu ayurvedik doşaya göre elementlerinizin percentil dağılımı bunlar. Bu elementlerinizi siz doğada bu şekilde bulabilirsiniz. Dolayısıyla gıdalar bunlar. Bu gıdaları uygun yaşam şekline benimserseniz hastalığın sizin yanınıza uğraması mümkün değil diyor. Birçok insan başta kuşkuyla yaklaşıyor. Uygulamaya başladığı zaman da hakikaten harika bir neticeye sahip olduğunu görüyorlar. Evet, ama mutlak surette bu konuda etkin ve yetkin bir danışmanla birlikte yol almak gerekiyor. Kesinlikle. Peki bunların dışında yoga, meditasyon ve LSF, egzersiz terapisinden bahsetmiştiniz. Kısaca bunların da insanlık için faydalarından biraz bahsetmenizi rica edeceğiz. Şimdi LSF Türkiye'de benim ortaya koyduğum bir egzersiz terapisi alanı. Türk Patent Ofisi tarafından onaylanmış özel bir egzersiz ve spor dalı. Bu egzersiz dalının özelliği şu, ne basketbol, voleybol oynar gibi icra edilebilecek bir şey değil. Bir LSF terapisyeni tarafından yaptırılan özel bir egzersiz dizimi. Bu sağlık için yapılıyor. Yani bir rahatsızlığı var kişinin, başvuruyor. Dolayısıyla da bölgeye yönelik olarak veya bütünsel bir omurga çalışması olarak bu egzersiz dizimi yaptırılıyor. Bu bir kısım hani fizik tedavide de yapılan egzersizlere çağrışım yaptırılabilir. Fakat aynı değil. Birebir kesinlikle aynı değil. Fizik tedaviden çok çok daha ileri ve kesin sonuçlar veriyor. Ben çok uzun yıllardan beri egzersiz terapisyenliği yapıyorum. Belirli bir doktor camiasıyla birlikte çalışıyorum, hareket ediyorum. Birçok konuda onlardan konsültasyon alıyorum. Onlar bana hastalarını gönderiyorlar. Ben onlara mutlaka gözükmesi veya ileri analizler yapılmasının gerektiğini düşündüğüm insanları yönlendiriyorum. Bel fıtıkları, boyun fıtıkları, omurga rahatsızlıkları, kifozlar, skolyozlar, ayak bilek incinmeleri, spor sakatlanmaları, dans yaralanmaları, burkmalar, çarpmalar veya yaşa bağlı, kiloya bağlı, kemik erimesine bağlı çeşitli sorunlar bu egzersiz terapisi sayesinde problem olmaktan çıkıyor. Bu biraz şunu aslında kazandırmaya çalışıyor insanlara, hele ki Türk insanlarına, sporsuz bir şey olmadığını, bedenimizin hareket etmeye çok ihtiyacı olduğunu ama hareket derken de hangi hareket? Hani kişiye özel bir hareket programı ve onun
rahatsızlıkları. Hani bugün çalışan rahatsızlığı biliyorsunuz. Herkes ofiste çalışıyor, oturuyoruz, bilgisayarlar başındayız ve maalesef bir saksı bitkisi gibi hani ekrana bağımlı yaşıyoruz. Gün sonunda belimizde, boynumuzda, bacaklarımızda bitmek bilmeyen, belki de ayaklarımızda şişkinlikler, ağrılar oluyor ve bir sonraki güne hemen kendimizi recover etmiş olmamız gerekiyor. Zımba gibi tekrar çıkmamız gerekiyor ama bu nasıl sorusunun cevabını hiçbir şey veremiyor. LSF bu cevabı veriyor. Diyor ki ofis içerisinde 15 dakika, evde 20 dakika, günde toplam 35 dakikayla kendinize yapacağınız özel egzersizlerinizde kronik rahatsızlıklarınızdan, ağrılarınızdan kurtulabiliyorsunuz. Tabii ilerleme derecesi çok önemli. Yani 1, 2, 3, 4 mesela fıtıklar bugün artık kime sorsanız sokaktaki 5 kişiden 3-4'ünde fıtık var. Fıtıkların da derecesi var. Hani LSF'nin müdahale edebildiği yer var, edemediği yer var. Ama tedavi yani biz ameliyat sonrası tedavilerde de son derece yardımcı olabiliyorum. Yoga ile bahsettiğiniz zaman yoga ve LSF nasıl çıktı diye ben önce çok kısa Evet, söyleyeyim. lütfen. LSF Limbering, Stretching and Flexibility demek. Benim kendi koyduğum özel bir isim. Bu üçünün birleşiminden meydana gelen özel bir egzersiz terapisi. Bugün günümüzde duruş bozukluklarından başta olmak üzere çeşitli genetik bozukluklar vücuda yerleşmiş olan doğumdan hatta gelen genetik bozuklukları yok etmede özel egzersizlerin uygulanması gerektiğini söylüyorum. Çünkü bugün herkes spor salonuna yazılmayı biliyor, jimnastik almasını biliyor, işte 3-5 alet kullanmasını biliyor. Ama bakıyorsunuz rahatsızlıklar düzelmemiş. Fizik tedavilerin yolu tutuluyor, röntgenler, MR'lar vesaireler çekiliyor. Bir ton para harcanıyor. Evet. Şimdi bu son derece gereksiz, hem kişiyi yoran bir süreç hem de insanın son derece moralini bozuyor. Ben vücudumla dost değil miyim? Barışık değil miyim? Ben vücudumla arkadaş olamıyor muyum? Evet. Bu konular üzerinde LSF çalışıyor. LSF'yi ben oluştururken yaklaşık 10 civarında branştan faydalandım. Bunların içinde yoga var, tai chi var, qigong var, Alexander tekniği var. Pek çok tekniği birleştirerek özel bir terapi geliştirdim. Kendime son derece yardımcı oldu. Tabii burada yoga eğitmeni olmamın ve yogada son derece ilerlemiş bir noktada olmamın çok büyük avantajı vardı. Çünkü insan dinamiğini başta bale olmak üzere, daha sonrasında yoga olmak üzere iyi tanıyordum. Dolayısıyla yaşamımızda hareketin yeri mutlaka olmalı Olmadı. diyorum. Çok teşekkür ediyoruz vermiş olduğunuz bu kıymetli bilgiler için. Tekrar hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz programımıza. Ben Sağ olun. teşekkür ederim. Evet sevgili İşkolik izleyicileri, Ayurveda danışmanı Sayın Çağan Gün Işıklı'yı ağırladık. Hoşçakalın.